Merhaba arkadaşlar. Diğer videonun devamı olarak bu videoyu çekiyorum. Şimdi bunu doldurduk. Sonuçta diğer romorkumuz takılı. Bu arabayı şu an çok doldurmadık. Yani götüreceğimiz tonaj bakımından çok doldurmadık. Tahminen bir 20 ton var diye hesapladık. Tabii tartılınca belli olacak. Bende de yine Köksal'ın üç dingilli römorku takılı. Bunu da tam doldurmadık. Bir 18 ton buğday var. Yani 18 ton geldiği ayarlara göre doldurduk. Çok aşırı dolu değil. Dört çekerimizi alalım. Bu römork üç dingil olduğu için dönüşlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Yumuşak dönüşlerde hafif fren dokunduğunda direkt traktörün arkasına atabiliyor. Hatta şöyle olduğu gibi. Yani fren dokunmuyor tabii de şanzıman kastırdığı için. Hadi oğlum. Şunu ikiye alalım. Merhaba. Şu yakıtımızı sıfırlayalım. Bakalım bunda ne yakacak. Yolumuza başlayalım. Şimdi az önceki römork traktöre hiç bakmıyordu. Yani bir önceki izlediğiniz videoda römork traktöre basmıyordu. Rampalarda bayağı patinaj yaptık. Bakalım bunda da aynısı olacak mı? Pek olacağını sanmıyorum. Daha rahat çıkacak büyük ihtimal. Yani lastikleri iyi tutunacak. Bu sefer de römork daha büyük, daha ağır olduğu için muhtemelen şey olacak. Traktörü sindirecek, bayılmaya dediğimiz olay olacak. Yani yavaşlayacak kilometre bazında. Römork frenimiz takılı olduğu için gayet güzel durduruyor frenler. Onları da yokluyorum. Fren durumunda ne yapacağını baştan görmek için. Yani şu an gayet rahat gidiyoruz. Yani diğer römorktansa bu çok daha rahat. Aslında bunun tonajı da yüksek ama kendi ağırlığıyla beraber otekisinde aslında daha ağır yük çekiyoruz. Ama traktöre bastığı için daha dengeli gidiyor. Çok daha stabil gidiyoruz. Öndekinin tekerlerine 3 PSI hava bastık. Yani 3 bar. Hala biraz inik gibi. Yani lastiğin yapısından kaynaklı diye düşünüyorum artık. Radyal ya biraz yayılma, yayılan bir lastik. Yani boşken de hafif yayılıyor. Yani şişirseniz de ya daha yüksek mi bar basmamız lazım. Çünkü lastik ölçüsü çok büyük. 600 tabanı var. Yani bu traktörün arka tekerlerinin daha geniş basıyor lastik.
Hadi 716 frene mi basayım hadi? Şimdi remote da ağır olduğu için. Tabii biz patinaj çekmeden neredeyse gidiyoruz. Hadi. Ve 716'yı geçiyorum. Küçük enişte büyük abisini geçti. Hadi oğlum. Yaparsın. Evet. Küçük enişte bu sefer çıldırdı işte. Az önce ben patinaj yaptığı için diğer videoda o yüzden gidemiyormuşum. Bak şu an çok rahat yürüyor traktör. Remote traktöre basınca her şey bayağı değişti. Ama diğer römor çok aşırı ağır yani. İçindeki tonaj yani ortalama bizim hesabımıza göre bundan 2 ton daha fazla ama römorkun ağırlığı da fazla. Yani biz bu sefer pati çekmiyor desem yeri var yani. Pati çekmen neyse gidiyoruz. Ama az önce bakın yerleri nasıl kazıttırdım. Şu izleri benim izlerim. Yani bu sefer yok. Bayağı bir geride kaldı. Küçük enişte çıldırdı bugün. Ama yine de çok pati çekiyoruz. Az önce bir rampa daha vardı büyük, onu video çekmedim. Yani bayağı bir patinajla çıktık. Az daha kalacaktı, şaşırdım. Yani traktörün kilotusu yetmiyor artık, hafif kalıyor. Osmanlı köyünden geçiyoruz. Şöyle gidiyoruz. 16'yı öne saldım. Ya muhtemelen o römor bir 7 ton var herhalde. Şimdi gerçi dolu boş yapılınca biraz kantarda anlaşılır. Ondan sonra daha net konuşuruz sattıktan sonra da yani belli kilosu yüksek yani. Yoksa 2 ton fazla yük var hesapta. Yani o 2 tonla bu kadar farkın olması, bunun onu yakalaması hiç olası bile değil yani. Öyle bir motora göre. Şimdi 6 silindir makine. Yok yola çıkalım. Şimdi bayram dolayısıyla yollar bayağı kalabalık. Temkinli gitmeye çalışıyoruz. Kazaya sebebiyet vermenin de hiçbir anlamı yok.
Ama neredeyse hiç sallanmıyor, sarsıntı hiç yok. Lastikler bütün darbeyi, makaslar bütün darbeyi alıyor. Aynı tır dor sesi gibi böyle esne esne gidiyor. Çok acayip bir romark yapmışlar. Helal olsun Köksal'a. Videosu olduğu için biraz uzun tutuyorum. Yani böyle video isteyen arkadaşlar için güzel olacağını düşünerekten. Arabalar etrafımızdan geçebilir. Burada biraz yakın gitmeye çalışıyorum, yoksa ışıktan geçemeyip kalma şansım var. Şimdi arayı yavaş yavaş açalım çünkü araç çıkar, bir şey olur, ani durması gerekir. Yani ikimiz de aynı anda duramayız. O da risk. O yüzden çok aşırı yakın gitmemek gerekiyor.
döndükten sonraki ışıkta kalma. Ama kaldık. Bekleyeceğiz. Şimdi bu remote'la yolda giderken en sıkıntılı iş trafik ışıkları. Zaten beni bekledi, basıp gitmedi. Kilometreye çıktık. Bakalım römork söktükten sonra yine bakacağım kaç litre yakmış olacağız tam olarak. Bu römork da sanki daha biraz az yaktı traktör, öyle düşünüyorum. Çünkü diğeri traktöre basmayınca patinaj yaparaktan kayıp yerdi bize. Yani boşa devir ve mazot yaktı. Yani buradan da sofra römorkların daha fazla yakıt yaktırdığını sonucuna varabiliriz gibi. Bakalım, göreceğiz tabi. O noktaya bir gidelim, sökelim, ondan sonra bir yakıt değerimize bakacağız. Belki de şu saatten sonra yakıtı biraz çıkacak, bilmiyoruz. Sonuçta rampayı buralar hep. Işığımızı bekleyelim. Bak şu an el freni çekmedim. Frene de basmıyorum. Şanzıman tutuyor şöyle, bakın yürüyor. İleri yürüme. Ok yönü yanıp sönüyor. Şu an hazırda ileri doğru bekliyorum diyor. Bir çerde hani hidros tetiği gibi yani, traktör tutuyor şu an. Eğer boşu atsak lambur lambur geri gelecek. Öyle düşünün. Evet, sarı yeşil.
fırsat da geldi. Konvoy yapıyoruz. Yakıtımız 7 litre oldu. Şu anda saatlik 25 litre yakıyor. Yani bu şekilde kullansak saatte 25 litre. Zaten çubuk da sona gelmiş. Büyük ihtimal saatte 27-28 litre maksimum bir yakıt değeri var traktörün. Şöyle bakın, şu alan sona geliyor artık. İnşallah bizim remorkun arkasına giren yoktur. Aynen yok. Hemen onların arkasına park etmemiz lazım. Burası da bayağı bir çamur gibi, altı karışık bir yer. İşte dört çekerimizi normale alalım. Lastiğimiz gerçi geniş batmaz ama. Geldik. Remorkumuzu söküp ayarlayacağız. Tekrardan. Bakalım kaç litre yakmışız. Yakıt konusunda iddialıyız galiba. Yakıta çok iddialıyız. Evet. Alınca 9 litre yakmıştık. Buradayken. Bu remorkla bakalım kaç yaktık. Bilmiyorum, ben 313'ün 716'da koyut olmayı düşündüğümü başladım. Nasıl? Rampa nasıl geçeceğim seni? Ama bu remorkun içinde 8. Ne var onu Allah bilir, söyleyeyim sana. 8 litre yakmışız, evet. Gayet iyi bir de. Demek ki bir de daha az yakmış. 18 ton yük var, onu %100 biliyorum. Ama benim remorkta acaba neler var? Kilosunu bilmiyoruz ki. Çıkmaz 30 ton. Yok. Ama 20 ton üstü çıkacak büyük ihtimal anda şu an. Ya boş ödüyoruz değil mi? Üst tarafta bir daha biz boş gibi bitirelim. Üstü de boş, evet. Arkadaşlar, bu videodan bu kadar. İki remorku geldik.
Yani iki sefer gelip romork çektik. İnşallah. Romorklarımız burada. Şöyle iki orada. İki orada. Bizim arkamızda bir kişi daha geldi. Onun arkasında da daha bir kişi var. Tam zamanda gelmişiz. Arkamız dolmaya başladı. Şimdi bu kadar, video burada kesiyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.